Değerli dostlar, sizlere Erdoğan gitse hizmet kurtulur mu başlıklı yazımı seslendireceğim. Erdoğan gitse hizmet kurtulur mu? Erdoğan'ın gitmesini en çok isteyen kesimlerden birisi de bu dönemde ağır baskıya, zulme, dışlanmaya maruz kalan, adeta kırma uğrayan etiketi mensuplarıdır. Bazıları üzerimizdeki baskı kalksın, insanca ve özgür yaşayalım yeter derken bazı arkadaşlar Erdoğan'ın yıkılması, itibardan düşmesi, hizmet hareketinin yeniden itibar kazanması olacak. Dünya ve Türkiye hizmetin kadrini anlayacak diye düşünüyor. Bu beklenti gerçekçi mi ve mümkün mü? İstanbul seçimlerini keyfi bir şekilde iptal etmesi, daha da otoriterleşiyoruz diye pek çok insanı endişelendirdi. Ben seçimi bir şekilde alsa dahi bu olayın Erdoğan'ın erime, sorgulanma sürecini artıracağını düşünüyorum. Ülke her halükarda dibi görecek, fatura Erdoğan'a yıkılacak, iç ve dış dengelerin etkisiyle Allah'ın izniyle er geç Erdoğan kaybedecek. Kaçınılmaz ekonomik çöküşle Erdoğan ya etkisizleştirilecek veya kulvar dışına itilecektir. Bunu müteakip bir geçiş dönemi yaşanacağını, belki geçiş hükümetleri kurulacağını öngörüyorum. Nereden baksanız bu geçiş süreci 2-3 yıl alır. Ondan sonra yeni aktörler veya yenilenmiş eski yüzler çıkacak ve Türkiye bu yeni aktörlerle normalleşecektir. Global ve yerel güç odaklarının Türkiye'de kalıcı bir diktatörlük kurulmasını istemeyeceklerini, ülkenin şartlarının buna müsait olmadığını düşünüyorum. Demokrasiyi tanımış toplum da buna razı olmayacaktır. Refah dağıtan bir diktatörlük olsa razı olabilirdi. Ama ekonomik olarak çökmüş bir diktatörlüğe halk evet demez. Erdoğan'ın bir misyonu vardı ve onu yaptı ve bence bu misyonu bitti. Bundan sonra istemese de gidişi hızlanacaktır. Kalmakta ısrar etmesi sadece kendisini bitirmez, ülkeyi de kaosa sokar. Geçiş dönemini müteakip hukuk, demokrasi, insan hakları tedricen rayına oturacaktır. Bu süreçte elbette mağduriyet yaşayan hizmet insanları da ortamdan istifade edecektir. Öğretmenler, esnaflar, ev hanımları hapisten çıkacak, haklarına kavuşacaktır. KHK ile işinden olan sivil memurlar işine dönecek, belki tazminatlarını alacaktır. Malına, mülküne el konan esnaflar mülklerini geri alacaktır. Ancak halkın nezdinde hizmetin ve hizmet mensuplarının kahraman olacağı kanaatinde değilim. Yapılan haksızlıklar ve zulümler açığa çıksa ve medyada çarşaf çarşaf yer alsa dahi hizmete tahammülü olmayan, haset, rekabet hissiyle hazzetmeyen çok kesim var. Kemalist laik kesimler, derin odakların himaye ettiği toplumsal kesimler hizmetten hiçbir dönem hazzetmedi, hazzetmiyor. Dindar kesimlerde, cemaatlerde ciddi karın ağrısı vardı ama dile getiremiyorlardı. Bu dönem içlerindekilerini kusma fırsatı verdi onlara. Ülke normalleşirse kanaatimce pek azı hariç insanlar kadrini bilememişiz, çok şey kaybettik demez. Ama normalleşme ile hizmet ve hizmet insanları yavaş yavaş terörist görülmemeye başlanır. Hak etmişlerdi ama galiba bazı haksızlıklar yapmışız derler. Ülkede onlar için de yaşama imkanı olmalı, onlar da insan derler. Ama hizmeti ve hizmet insanlarını kurtarıcı görmelerini beklemek hayal. En azından kısa ve orta vadede ve Türkiye için de bu pek mümkün görünmüyor. Bu tür söylemlere fazlaca prim vermek ve inanmak bizi yeni inkisarlara uğratabilir. Türkiye'de hizmetin tasfiyesi Erdoğan'ın projesi değildi. AKP'nin de değildi. İçte dışta pek çok odak milletin evlatlarına imkanlar hazırlayan, Anadolu insanlığının ufkunu açan bu hareketin tasfiyesini arzu ediyordu. İçte her tondan derin odak, dışta NATO'dan Rusya'ya, Çin'den İran'a kadar bu tasfiyeden memnun olmayan yoktur. Gelecekte de Türkiye elbette hizmet için önemli bir ülke olmaya devam edecek. Zira kitlesinin çok büyük bir kısmı hala orada. Ama kendini yenileyebilir, demokratik dünya ile uyumlu hale gelebilirse hizmet dünyada daha etkili olabilir. Global problemlerin çözüm arayışına ortak olabilir. Türkiye'deki hukuk ve demokrasi anlayışı, insan hakları düzeyi hizmet insanlarını taşıyabilecek durumda değil. Bir ülkeye odaklanmak yerine kanaatimce insanlığı hedefleyip insanlığın problemlerine yoğunlaşmak, onlara çözümler üretmek lazım. Türkiye'deki normalleşme, hizmet insanları üzerindeki baskıyı kaldıracak, zihinlerin oraya takılı kalmasına engel olacaktır. Ama dünyada tutunmak için hedeflerimizi revize etmeli, yöntemlerimizi yenilemeli ve güncellemeliyiz. Hizmetin sağlam ilkeleri ve esasları var. İslam dünyasında pek az hareket, günümüz Müslümanlarının, modern dünyanın sorunlarına çözüm üretebilecek ufka ve potansiyele sahip. Müslümanların demokrasi, insan hakları, çoğulcu yaşam ve evrensel hukukla uyumlu olmasına katkı verecek sınırlı sayıda cemaat hareket var. Hizmet ufkuyla, insan potansiyeliyle, kurumsal tecrübesiyle, farklılıklara yaklaşımıyla dünyaya renk katabilecek az sayıdaki hareketten birisi. Ancak 15 Temmuz depremiyle açığa çıktı ki yapısal sıkıntılarımız var. Önceleri de dile getirilen ama yok sayılan, üstü örtülen problemler yaşanılan krizle birlikte iyice görünür hale geldi. Hala yok sayma, öteleme eğilimi görülse de problemlerimiz kapsamlı ele alınmayı, derinlemesine irdelenmeyi, incelenmeyi gerektiriyor. Hizmet, Türkiye mantığından, yaklaşımından uzaklaşıp Batı dünyasına göre yeniden yapılanmak, işleyişini, organizasyon yapısını yenilemek durumunda. Hala önemli oranda cari olan eski yaklaşımın, işleyişin iyi niyet, güven, hüsnüzan esaslarına göre yürüdüğü ama suistimale, istismara ve manipülasyona açık olduğu herkesin malumu. Sistemde merkeze yakın az sayıdaki insan milyonların hayatını etkileyecek, sağlaması yapılmamış kararlar alabiliyor. Kapalı devre çalışan bir yapıda art niyetli birisi büyük hasarlara sebep olabiliyor. Kaynaklarım Mabeyn-i Humayun konusunun çözülmediğini, aksine güçlendiğini söylüyor. Çok az sayıda ama yakın halede ve sıkı örgütlü bazı kişiler, yaşını başına almış, ömrünü bu işe vermiş abiler dahil insanları kırıp geçirebiliyor. Farklı düşünen kişileri, kesimleri teslime veya susmaya zorlayanlar var. Problemleri gören, üzülen ve çözülmesini isteyen pek çok kimse bazı kaygılarla susmayı tercih ediyor. Problemlere vakıf olduğu, gelebilecek zararı bildiği halde polyanacılık oynayarak kendisini ve çevresini kandıran çok kimse var. Sanırım bu dönemin öne çıkan özelliklerinden birisi de pek çoğumuzu gerçeklikten koparması. Eskinin özlemiyle yaşayarak bugünün problemlerine göz kapıyor, arızalarla yüzleşmekten korkuyor ve çözüm arama cesareti gösteremiyoruz. Çoğumuz ümit hayal karışımı bir alemde yaşamayı daha konforlu görüyor. Acı verecek sorgulamalara, yüzleşmelere girişmek istemiyoruz. Hizmet, çağımızda zamanın ruhunu yakalayabilmiş nadir hareketlerden. Çok sayıda ve yetişmiş insanı var. İnsanlığa verebileceği şeyler var. Ortaya koydukları, yapabilecekleri hakkında ümit vaat ediyor. Hizmetin Erdoğan'dan bağımsız yapabileceği, yapması gereken çok şey var. Ancak bu dönemde bir miktar Erdoğan'a takılıp kaldık. O takıntıyı aşıp, travmadan kurtulup yeni yollar bulamadık, yeni hedefler koyamadık. Erdoğan'ın gitmesi, mağduriyetlerin bitmesi, baskının azalması, hayatın yeniden normalleşmesi için önemli. Ama kanaatimce hizmet olarak Erdoğan'dan bağımsız çözmemiz gereken problemlerimiz var. Kafa yormamız, değiştirmemiz, daha sağlam formlara bağlamamız gereken yapısal ve işleyişle ilgili sıkıntılarımız var. Bu problemlere sebepler çerçevesinde odaklanmak, imkanlar nispetinde çözümler üretmek yerine onları yok saymak, ötelemek, eylemsiz ama mucizevi şekilde çözüleceğini ummak sanırım daha büyük bir problem. Bir muhasebeye, yenilenmeye ihtiyaç var. Ama şimdilik kulağımızın üzerine yatmayı ve bu ifritten dönemin bir mucizeyle bitmesini umuyor, tekrar kaldığımız yerden devam etmeyi bekliyoruz. Teşekkür ederim.